Arkadaşlarımız ilk yarıda bıraktığımız performansı tekrar yakalamak için coşkulu çalışıyorlar. Zaten bizim en büyük özelliklerimizden biri bu. Sahada iyi şeyler yapabilmek için daha güçlü olmak, daha çok koşmak, daha coşkulu olmak diye. Arkadaşlarımız çalışıyor. Sevindirici bölümler var. Sakatımız yok. Genç oyuncularımızın performansı yükseliyor. Diğer oyuncular onlara abilik yapıyor. İyi bir aile takım olduk. İnşallah ikinci yarıya sahaya puanlara da yansıtırız ve böyle devam eder diye düşünüyorum. Evet, biz ilk 10 takımdan bir tanesi olmayı planlamıştık. Biliyorsunuz yeni kurulmuş bir takımız, genç bir takımız. Avrupa'nın en genç takımıyız şu anda yaş ortalaması. 3 sene içerisinde de Avrupa'da artık maç oynamaya başlayan bir Bursaspor oluşturalım diye planlamıştık. O doğrultuda da düşündüklerimiz iyi gidiyor diye planlıyoruz biz. Peki bununla ilgili bir takviye olacak mı devre arası transfer? Evet, şu anda bizim transferle ilgili sorunumuz var biliyorsunuz federasyonda. Onunla ilgili gelişme olması lazım önce. Biz hazırlıklarımızı yaptık, başkanımızla konuştuk. O da bununla ilgili çalışıyor. Ortaya bir şey çıktığında bu transferlerle ilgili düşündüklerimizi, çalıştıklarımızı hemen başlayacağız diye düşünüyoruz. Eksik mevkilerini oyuncu alacak. Biz transfer yapmış olmak için yapmayacağız arkadaşlar. Biz takım olarak eksik bölgelerimiz var. Hem orada rekabet yaratalım, hem bir oyuncumuzun performans düşüklüğünde, sakatlığında veya cezalı bir duruma düşmesinden kaynaklanan sıkıntı olursa diye transfer düşünüyoruz. İkinci yarı daha zor geçecek. Herkes artık bulunduğu yerden çıkmak isteyecek aşağıdakiler. Ortadakiler UEFA'yı zorlayacak. Yukarıdakiler şampiyonluk yarışına girecekler. Daha zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor. Tabii bu söylediğimiz takviyeleri yaparsak biz daha hazır bir hale geliriz. Ama yapamazsak da elimizdeki mevcut kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Mevcut kadromuzda 16 tane bu tür oyuncumuz var. Hepsinin neler yapabileceğine bakıyoruz. Zaman içinde 2003 doğumlular var. Daha çok küçükler var. Ama burayı öğreniyorlar. Kampı öğreniyorlar. İşte sahaya çıkıyorlar. İşte yemek yerken ne olduğunu öğreniyorlar. Bir sürü gelişiyorlar. Hatta onlara kitaplar alıyoruz. Bazılarına İngilizce arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yabancı oyuncularımız var. İngilizce kitap veriyoruz. Türk oyuncularımıza da Türkçe veriyoruz. Barış'ı daha çözemedik. Arapça kitap vereceğiz ona da. Böyle kurmaya çalışıyoruz aile ortamını. O nedenle bu organizasyonu yapan bir takımın, teknik heyetin İngilizce, Türkçe, Arapçayı ayırmamış olması mümkün değil biliyorsunuz. Çok iyi bir takımız. Genç arkadaşlarımız da çok hızlı gelişiyorlar. Zaman içinde bu gelişime katılacak oyuncularımız var. Tabii daha çok küçükler var. Ama onların önlerinde birkaç tane oyuncumuz daha var. İkinci yarı onları da sahalarda görmeye başlayacağız diye düşünüyorum ben. Biz her maçı normal çıkıyoruz, oynuyoruz. Bundan önce oynadığımız gibi her maçı kazanmak için oynuyoruz. Her maçı coşkulu oynamaya çalışıyoruz. Futbol şehrine yakışır mücadeleyi gösterelim diyoruz. Biz bunları tekrar uygulamaya çalışacağız. Karşımızdaki takımın sorunları varsa tabii ki kendi iç sorunları. Biz hiç buna bakmadan rakip Fenerbahçe diye çıkıp bu maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Evet, benim başka sorunuz varsa arkadaşlar benim sorum bu kadar. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Sağ olun. Başkentin Bursa'dan başkan usluyor. Başkentin Bursa'dan başkan usluyor. Nereye uzan?